Evet sevgili izleyenler, bugünkü ilçe başkanları turumuza Demokratik Sol Parti'de devam ediyoruz. Demokratik Sol Parti Keşen ilçe başkanı Sayın Taner Karatepe ile birlikteyiz. Merhaba Sayın Taner. Merhaba Erdoğan abicim, hoş geldin. Sefalar getirdin ilçe başkanımıza. Sevgili Keşan postasılar, tüpçileri ve sevgili okurlarımız. Bugün Keşan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Emin Hocaoğlu'nun ve Belediye Meclisi'nin 10 Nisan 2019'da göreve başlamasının 3. yılı oluyor. Ve bizler de Keşan Postası olarak Keşan'da bulunan siyasi parti ilçe başkanları ile belediyenin 3 yıllık çalışmalarını değerlendirmek için bir canlı yayın turuna başladık. Bugün canlı yayın turlarımızdan ikincisinde Demokratik Sol Parti Keşan ilçe başkanı Sayın Taner Karatepe ile beraberiz, az önce de söyledik. Sayın Karatepe, Keşan Belediyesi'nin son 3 yıllık değerlendirmesini alacağız sizden. 3 yılda Keşan Belediyesi sizin gözünüzden Demokratik Sol Parti olarak neler yaptı, neler eksikti, neler yapılmadı? Bunları sizden almak istiyorum. Buyurun Sayın Karatepe. Öncelikle tekrar hoş geldin Erdoğan abicim. Tüm Müslüman aleminin ve Keşanlı hemşehrilerimizin Ramazan ayı mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Ramazanlarını kutluyorum. 3 yıl Keşan Belediyesi'nin 3 yılı nasıl geçti? Bildiğimiz gibi İktidar Partisi kazandı belediyeyi. Sayın Ali Hocaoğlu göreve gelirken insanlar ne düşündü hepimiz bir vatandaş olarak? İktidarın gücünü arkasına alan bir belediye başkanı büyük hizmetler getireceğini söyledi, istihdam sağlayacağını söyledi. Fabrikalar açılacağını, o sebebin çok hızlı bir şekilde geleceğini söyledi. İnsanlar tabii ki biz de umut ettik böyle bir şeyler olsun. Fakat geldiğimiz şu 3 senelik noktada görüyorum ki tabii ki bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, bir şeyler gayret gösteriliyor. İyi şeyler de oluyor. Mesela benim belediye başkanımızın insani yönünden, karakterinden, sevecen yapısından asla asla eleştiri yapma imkanım yok. Gerçekten bizleri mesela ilçe başkanları olarak da, spor kulübü başkanları olarak da defalarca çağırdı. Diyaloglarda muazzam güzel. Sürekli hale yapıp soruyor, hal hatır soruyor. Fakat bunlar güzel şeyler ancak sorunları ertelemez, üzerine örtmez. Sorunlar nedir? İstihdam, istihdam, istihdam. Üretim diğer adıyla. Biz üretmezsek, insanlarımıza iş bulamazsak, yani piyasada piyasaya böyle bir istihdam sağlayamazsak, bir para akışını piyasaya salamazsak sıkıntılar arka arkaya gelir. Keşan Belediyesi'nin de bana göre en büyük eksiği insanlara çalışabilecekleri iş alanları yaratamamış olması, verdikleri sözleri tutmamış olmalarıdır. Bunu ben tarafsız bir vatandaş gözüyle söylüyorum. Sayın Karatepe, bu arada siz de 3 Mart'ta yapılan kongrede göreve geldiniz. Yeni bir yönetim oluştu. Güven tazeledik. Bu anlamda da güven tazelediniz. Bu anlamda da size başarılar diliyoruz. Buradan devam etmek istediğim tabii nokta. Şimdi Demokratik Sol Parti olarak genel kurulumuzu, kongremizi yaptık. 3 yılda biz göreve geldik. Geçen 2 gün önce de toplantımızı yapıp seçim startını verdik. Neden seçim startını verdik ve seçim niye konuşuluyor? İşte hepsi birbiriyle bağlantılı. Gerek yerel, gerekse Türkiye genelinde bir sıkıntı olduğu aşikar. Sıkıntı nedir? Geçim derdidir. Sıkıntı nedir? İşsizliktir. Sıkıntı nedir? Pahalılıktır. Bu da neyi tetikliyor? Seçimi tetikliyor. İnsanlar hükümetler çözüm üretemedikleri zaman ne diyorlar? Sandık çözümleri. Bir güven tazelemeleri gerekiyor. Ben inanıyorum ki seçim kronometresi çalışmaya başladı ve Demokratik Sol Parti bunun neresinde? Biz yönetimimizi oluşturduk. Pırıl pırıl güzel insanlardan oluşan 11 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Hepsi emekçi, esnaf, emekli, genç kardeşlerimiz var aramızda jenerasyon. En kısa zamanda inşallah kanı kollarımızı da kuracağız. Üye sayımız da hızla artıyor. Edirne ilinde de örgütlendik. Edirne'nin ilçelerinde de örgütleniyoruz. Yusuf Nalmantoğlu başkanım Edirne İl Başkanı oldu. İlçe merkezine de başkanımızı atadık. Demokratik Sol Parti bu Türk siyaset tarihinin olmazsa olmaz bir partisidir Erdoğan abi. Neden? Bülent Ecevit'in, Raşan Ecevit'le beraber kurduğu bu parti ana felsefesi üretmek, üretmek, üretmek olarak açıklanıp çiftçi ve esnafımızı, emektar, emekçi insanlarımızı kollayan, koruyan bir yapıya sahiptir. Ve şu geldiğimiz noktada Demokratik Sol Parti'ye ihtiyaç çok büyüktür.
Oy oranı kimseye aldatmasın. Şu vardır ki, Türk siyasi yelpazesinde oy oranları çok hızlı şekilde değişmektedir. Ama Demokratik Sol Parti bir olmazsa olmaz bir partidir ve insanlarımız Demokratik Sol Parti'ye bu şansı verecektir. Biz buna inanıyoruz. Sayın Karatepe, belediye ile ilgili sanırsam hizmetlerde yarım kaldı açıklama. Tabii, ben araya girdim, konuyunuzu hatırlattım. Devam edecek olursanız Keşan Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili. Tabii tabii, buyurun. Şimdi belediye başkanımız iktidarın gücünü arkasına aldı. Seçim vaatlerinde ne dedi? Gerekirse defalarca giderim. Evet, yani ayaklarına kapanırım Ankara'nın. Buraya hizmeti getiririm dedi. Ama geldiğimiz noktada Keşan içine baktığım zaman sadece vitrinlik, göstermelik hizmetler yapıldığını görüyorum. Onun haricinde de bir göremiyorum. Yani bir fabrika, bir istihdam, bir herhangi böyle bir insanlarımız çalışacağı bir alan göremiyorum. Belediye başkanımız çok heyecanlı. İyi bir insan, bir şeyler yapmaya gayret ediyor ama yanındaki ekibiyle beraber bir koordinasyonun bir şekilde çalışması lazım. Mesela işte en son örnek stadyum. Büyük ümitlerle başlandı, büyük paralar, büyük yatırım yapıldı ama gelinen noktada gittik geçen bizim yönetici abilerimiz arasında bir gezelim dedik. Gerçekten de çok kötü bir planlama, çok kötü bir programlama olmuş. İnşallah açılmadan bu yanlıştan dönülür mü bilmiyorum ya da geç mi kalındı. Yani anlatmak istediğim, belediye başkanımız çok hızlı hareket etmek istiyor, çok heyecanlı, bir şeyleri hızlı bir şekilde yapmak istiyor ama bu işin profesyonelleri var. Her işin bir profesyoneli var. Basın konusunda sen hepimizden üstünsün, işte emlak konusunda benim uzmanlık alanımdır, spor konusu bir başkasının uzmanlık alanıdır. Bu Keşan'ın topraklarında çok değerli insanlar, uzman insanlar yaşamakta. Görüşler alınabilir, fikir, diyalog toplantıları yapılabilirdi. Her konuda diyorum, sadece stand değil. Fakat burada eksikiz. Burada eksikiz. Ben yapayım, olur. Mantalitesi çok yanlış bir mantalitedir. Sormak ayıp değildir, danışmak ayıp değildir, diyalog ayıp değildir. Benim bilmediğimi bir başka arkadaşım bilebilir, onun bilmediğini bir başkası bilebilir ama bir şeyleri yanlış yaptıktan sonra da geriye dönmek çok zor. Onun için kaybedilmiş bir şey var mı? Yok, Keşan çok kritik bir jeopolitik konumdadır. Geçiş noktasındadır. İnsanları aydınlık, kültürlü, toprakları verimli, ekonomisi Edirne'ye yön veren bir ilçemizdir. Buradan gurur duyuyoruz. Vergi rekortmenlerine bakalım tarihimizden bu tarafa. Hep Keşan'dan çıkmaktadır Edirne bölgesinin vergi rekortmenleri. Çok çok büyük, güzel insanlar yetiştirmektedir Keşan'ımız. Ama bu dinamikleri harekete geçirebildik mi? Bence geçiremedik. Burada eksiğimiz var. Belediye başkanımızın eksikleri burada. Bu dinamikleri harekete geçiremedik. Uzmanlarına bir şeyleri sormadık. Görev vermedik. Bundan sonra olabilir mi? Vallahi yani inşallah olur diyorum ama çok da ümidim yok açıkçası. Ve insanların da tepkileri bundan kaynaklanıyor. İşte sokaklara indiğimiz zaman konuşuyoruz. Hep bir yapboz, hep bir karanlık tablo, umutsuz insanlar, umutsuz, mutsuz, bir geleceği göremiyorlar. Belediye başkanımızı göreve getirirken inananlar, ona inananlar, güvenenler, oy verenler bile şu anda bir soru işaretiyle karşı karşıya var. Sayın Karatepe, sizce bu eksikler neler? Yani Keşan için, Keşan'a geliştirmek için daha neler yapılmalı? Demokratik Sol Parti bu tabii konuda ne düşünüyor? Tabii. Bunları da projeler üretiyoruz kendi aramızda, genel merkezimizle de konuşuyoruz. Şimdi bir defa roman camiamız var. Bir kere bu her seçim döneminde siyasilerin, aday olan siyasilerin koşa koşa gittikleri mahalle. Gidip orada roman kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize sarmaş dolaş sarılıp da fotoğraf verip biz geldik sorunlarımızı çözeceğiz deyip de unutulan gariban insanlar. Ben onların içinden yetiştim. Bir defa ve Keşan'ın da çok büyük bir nüfus çoğunluğunu kaplıyorlar benim bildiğim kadarıyla. Erdoğan abi çok emin değilim ama bayağı bir nüfusa sahipler Keşan'da. Söz hakkı sahibi olmaları gerekir. Bu insanlar iş sahibi, aş sahibi olmak zorundalar. Mesela onların mahallelerinin uygun bir noktasına bir fabrika açılabilir. Sadece bu insanlarımızın çalıştığı, bu insanlarımıza iş aş sunulabilecek bir projeyle gelinebilir. Sadece seçim zamanı onu yapacağız, bunu yapacağız, sizi buralara getireceğiz diyerek bu insanlar seçimden sonra unutulmamalıdır, unutulamalıdır. Bir yandan da vaatlerle bu insanlar yani aldatılıyor mu diyelim. Yani bütün siyasiler için bunu söylüyoruz. Tabii yani belli bir siyasilere bunu mal etmiyoruz ama yani oraya gidiyorlar, anlatıyorlar, şunu yapacağız, bunu yapacağız ama bu insanlar
bir anlamda vaatlerde aldatılıyorlar ve oylarını dağılıyorlar. Umut fakirin ekmeğidir derler ya, o insanlar da gerçekten çok saf insanlar. Yani inanıyorlar, umut ediyorlar, hayal kuruyorlar. Yani hayatı zaten insanlarımız için olmazsa olmaz, hepimiz için. Ama o mahallelerden rol model çıkarmak zorundayız, çıkaramıyoruz. Mesela işte Keşan'ın Serkan Çağrısı, efendime söyleyeyim sanatçı Rafet Erbom'a, neydi ilçe binasına ismi verilen? Selim Sesler abimiz, Allah mekanı cennetlerimizin rol modeliciler. Sanki o mahallede şu anda yok mu? Böyle yetenekli çocuklarımız yok mu? Var ama önce eğitim almaları gerekiyor. Bizim kendi evlatlarımızla eşit şartlarda yarışmaları, eşit şartlarda hayata devam etmeleri gerekiyor ama bu olmuyor. Maalesef olmuyor. En büyük problem Keşan'ın kanayan yarısı Roman camiasının 2. sınıf, 3. sınıf insan muamelesi görmesidir. Destek olarak projelerimiz var. Mesela sadece o mahalleye istihdam sağlayabilecek büyük 1000 kişilik bir fabrika getirilebilir. Çünkü diğer fabrikalarda bu insanlarımızın iş alımlarında da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Görüyoruz. Dediğim gibi işe alınmıyorlar, alınmak istemiyorlar. Farklı nedenler öne sürülerek dışlanıyorlar. Demokratik Sol Parti bu kardeşlerimize kucak açacak. Büyük projelerle o insanların işsizliği bir defa kökünden bitireceğiz yani. Bitirecek, bitmek zorunda. Çünkü bu topraklara fabrika gelir, bu topraklara yatırım gelir. Ama yeter ki güzel bir projeyle gidesin Ankara'ya ve derdimizi güzel bir şekilde anlatalım. Sadece Roman camiasında değil, üniversite mezunu olup, lise mezunu olup da istihdam, iş bulamayan kardeşlerimiz kahve köşelerinde. Bunlar toplumun içine kazandırılması gerekiyor, kazandırılabilir. Biz ana manifestomuz işsizliği bitirmek zorundayız. Keşan'da işsizliği bitirirsek insanlar mutlu olacaktır. Çünkü bütün gün cebinde parası olmayan bir eş eve gittiği zaman eşinle arasında sıkıntılar yaşanıyor, çocuğuyla arasında sıkıntılar yaşanıyor, kargaşa, kaos, ayrılıklar vesaire. Bunun ana temelinde de işsizlik, parasızlık, maddiyatsızlık yatıyor. Demokratik Sol Parti tüm kesimleri kucaklayacaktır. Biz, bizim dönemimizde rahmetli Genel Başkanı Bülent Ecevit döneminde çiftçi zirveyi yaşamıştır. Memur zirveyi yaşamıştır. Efendime söyleyeyim, esnaf zirveyi yaşamıştır. Bülent Ecevit'in çizdiği bu nokta şeyde, yolda biz Keşan DSP İlçe Başkanlığı olarak da bu yolda devam edeceğiz. Ama Keşan'ın eksikleri çok. Çok. Yani 3 yılda açıkçası açık dostlarca söyler, sevgili başkanım alınmasın, gücenmesin, elle tutulur bir şeyler göremedik yani. Sayın Başkan, bir de şunu sormak istiyorum. Sevgili izleyenler, malum 2019 yerel seçimlerinde vatandaşımız gitti, oyunu kullandı. Sandıkta AK Parti'ye belediye başkanlığı görevini verdi ve muhalefette de meclis çoğunluğunda da CHP ve İYİ Parti Millet İttifakı ile birlikte iki tane parti muhalefette çoğunlukla belediye meclisinde. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. Sayın Helvacıoğlu'nun Millet İttifakı ile meclisteki ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz bir ilçe başkanı olarak ben? Şimdi Sayın Helvacıoğlu proje getiriyor. Çoğunluk muhalefette olduğu için %80 projeler onaylanmıyor. Sanki ben bir Hacivat Karagözoğlu'yu görüyorum mecliste. Yani öyle tabir edilir halk dilinde. Yani biri bir şeyler yapmak isteyip diğeri de yapamazsın mantalitesi güldürüyor. Ben buna da karşıyım. Muhalefet de gerçekten Keşan'a faydalı olabilecek bir projelerde Elbacıoğlu bu projeyi getirdiyse kesinlikle kabul etmeyelim mantalitesi yerine bir derinlemesine bu projeler araştırılıp hatta diğer ilçe başkanlarına, dediğim gibi az önce söylediğim gibi uzman insanlara danışarak Keşan'a faydalı olabilecekse bunun AKP'si, MHP'si, İYİ Partisi, DSP'si, CHP'si olmaz. Keşan'a hizmetin tek adresi vardır, o da halktır. Bunun içinde didişme olmaması gerekir. Ben sıklıkla gülümseyerek hatta kahkahalar atarak gelip meclis toplantılarını izliyorum. Bir Hacivat Karagöz tiyatrosu orada dönüyor. Biri yapmak istiyor diye de biz yaptırmayacağız deniyor. O da yanlış. Peki bir takas konusu söz konusu oldu. Mecliste yine bu da kabul edilmedi diyelim. Tabii ki bunun kabul edilmemesinin nedenleri de vardı. Millet İttifakı hükümet konağıyla Emniyet Müdürlüğü
arasındaki ekspertiz raporunun 16 milyon lira civarında olduğu ve belediye binasının, eski belediye binasının da 34 milyon lira olduğu ve arada çok büyük bir 18 milyon fark lira olduğu lira. İçin bunun içinde bunu onaylamadıklarını ama bunun yanı sıra belirttikleri raporda da bazı yerlerin belediye kazandırılması halinde buna onay vereceklerini söylediler. Peki siz bu takas konusunda alınan kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya takas konusunda ben muhalefetle aynı fikirdeyim. Yani bir şeyler yapılacaksa birbirine yakın rakamların telaffuz edilmesi gerekir. Belediye başkanımızla bu muhalefetin bu konuda ben hak veriyorum muhalefete. Çünkü gerçekten arada bir uçurum var. Olmazdı. Diğer mesela işte Taş Ocağı, FSR Limanı, Sazlıdere. Bunlar bizim insanlarımızı yüreklerinden yaralayan projelerdir. Fuat Baksal vekilimiz, belediye başkanımız insanımıza sahip çıkmadı, çıkamadılar. Bu yapılanlar gerçekten de bir yere not edildi. İşte belediye başkanımızın en büyük eksiklerinden ben Keşan çocuğuyum dedi. Keşan bir cennettir dedi ama buraya yapılan hamlelere de net tavrını sergileyemedi. Bu da benim için bir üzüntüdür. Yani oradaki insanlar yürüyüş yaptılar, gösteri yaptılar, onların yanında yer alamadı, tavrını sergileyemedi, sesini duyuramadı. Ama Sayın Karatepe son açıklamasında da Başkan Bey, geçtiğimiz cumartesi günü yapılan basın toplantısında da Sayın Elvacıoğlu, eğer bayrama kadar, Taş Ocağı için burası kapanmazsa ben gidip makineleri ben durduracağım dedi. Tabii gelen bir tepkiden sonra olmasaydı keşke bunlar, ben böyle düşünüyorum. Umut veren bir açıklama. Bir de şunu söylemek istiyorum, yani çevrenin siyaseti olmaz. Çevre siyasi düşüncelerin, görüşün üstünde olan bir şeydir. Çevre, burada yaşıyoruz ya, Keşan'da yaşıyoruz. Başka bir Keşan var mı? Başka bir Türkiye var mı? Başka bir Edirne var mı? Yok, yaşadığımız yer Keşan. Burada yapılan iş, ne olursa olsun, çevre anlamında söylüyorum. Eğer buraya zarar verecekse, ya benim partim iktidar, işte benim partim iktidarda, aman ben buna sesimi çıkarmayayım dememeli. Siyasiler ve bütün herkes burada aslında bir arada olmadı. Çünkü burası, ya söylüyorum işte sevgili izleyenler, başka bir Keşan yok, başka bir Türkiye yok, başka bir Edirne yok. Yaşadığımız yer burası. Sokağa çıkıyoruz, her gün beraberiz. Yani Sayın Başkan'ın ama açıklamaları da gerçekten olumlu bir açıklama. Her ne kadar daha sonra da gelen bir açıklama olsa ben olumlu bir açıklama keşke Sazlıdere için öyle açıklamaları yapabilseydi. Sazlıdere FSRO ile ilgili de keşke doğru söylüyorsunuz. O açıklamayı da yapabilseydi. Çevreyle ilgili sizin ve Keşan ve Saros'la ilgili yaşanan bu çevreyle ilgili Demokratik Sol Parti olarak görüşünüzü alabilir miyim Sayın Karatepe? Ya doğa insan gibidir. Doğayı yaşatmazsan insanı yaşatamazsın. Yüce Rabbim bize öyle güzel bir coğrafi konumda yaşama imkanı vermiş ki hemen yakınımızda Saros dediğimiz dünyada iki tane kendi kendini temizleyen denizlerine sahibiz. Balıkçılık, çiftçilik, tarım, yani doğa bize bütün cömertliği de kendisine sunmuş. Ama biz bunun hakkını verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. İstihdam yaratamıyoruz. Denizlerimizi kullanamıyoruz. Turizmden, Keşan'ı turizmin içine sokamıyoruz. Bir turizm şehri ilçesi yapamadık. Mesela Çanakkale'nin anma tarihinde yüzlerce, binlerce araba İstanbul'dan Çanakkale'ye şehitler gidiyor. Mesela bizim cennet bahçemiz var. Oradan o arabaların geçiş güzergahları Keşan içinden bir mola verdirilebilirdi. Ben Mehmet Özcan başkanımız zamanında da kendisine iletmiştim. Mesela Demokratik Sol Parti olarak biz bunu başkanlarımıza da ilettik. O arabaların Keşan'da bir mola vermesi sağlanabilir. Düşünebiliyor musunuz? Her gün İstanbul'dan 20, 30, 40, 50 araba Çanakkale şehitliğini alma törenlerine gidiyor. O arabalar Keşan'da bir yarım saat, bir saat bir mola verdiklerine Erdoğan'a düşünebiliyor musunuz? Keşan'a bir destek İstidamı var. Çay içse, kahve içse, yani çay içse, kahve içse, yemek yese, ağırlasak onları yani bir saat, yarım saat, o kadar güzel bir istidam ama bunlar çok da basit, bunlar diyalog olabilecek bir şeyler. Bunu başaramadık. Keşan bir turizm kenti olabilirdi, başaramadık. İşte eksiklerimiz. Sadece çiçekle, ışıklandırmayla, efendime söyleyeyim, müzikle, konserle olmuyor. Yani bunlar artık insanlar bunları, tabii ki bunlar olur ama karnı tok bir insan için müzik güzeldir. Kapısı dinç bir insan için tiyatro güzeldir. Ama evine ekmek götüremeyen bir insana, hadi gel tiyatro izle diyemez. Bizim sıkıntımız istidam. Sayın Karatepe, şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde tabii kamuoyunda yankılanan bir şeydi.
dillendi. Sayın Belediye Başkanı Mustafa Eroğlu, iftar yemeklerine ilgili bir soru soruldu kendisine ve biz bütün partilerimizi, bütün siyasileri iftar yemeklerine davet ediyoruz dedi. Geçtiğimiz günlerde Sayın Recep Pekcan da Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı, biz bu iftar yemeğine davet edilmedik, iftar yemeklerine davet edilmedik dedi. Peki size açık ve net olarak soruyoruz. Evet. Demokratik Sol Parti Keşan ilçe başkanı olarak Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeklerine davet edildiniz mi efendim? Davet edilmedik. Evet. Ben ve ekibimden de verilen hiç kimseye bir bugün burada bu mahallede iftarımız var, buyurun davetlisiniz diye bir talep gelmedi bize. Evet. Net yani. Bu konuda bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şehir içindeki trafiği rahatlattı mı sizce Sayın Bitsi? Rahatlattı. Subay Ordu evinden Anapartlar Caddesi'ne inen kavşakta aksiyon yaşanıyor. Resmen aksiyon. Yani 6-7 tane araç kafa kafaya birbirlerine kaza yapma tehlikesi yaşayarak yolculuklarına devam ediyorlar. Yani daha önce de 2 defa, 3 defa denendi. Olmadı, olamadı. Bunun da ben çözüm olacağına inanmıyorum. Bunun uzmanlarından görüş alınıp gelip kökten kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Araç sayımız fazla ve ana caddemiz az. Aşağıdan Çamlıkent'ten yukarıya çıkış, bir Paşaev Caddesi'nden, bir de buradan ana caddeden, Kurtuluş Caddesi'nden ve İstiklal Caddesi'nden olmak üzere 3 tane yolumuz var. Bu yolların bağlantıları şehir içine çok fazla gelmeden ana alter olarak devam edilebilirse çözüm üretilebilir, alternatif bir yol bulunabilir. Ama şehir içinde oradan değil buradan geçeceksin gibi çözümler kalıcı değildir. Hiç de bir farkı yok eskisinden. Sayın Karatepe, sizce Keşan'ın en büyük eksiği nedir? 3 eksiğini diyelim. En önemli 3 eksiği nedir? Ve bunlar nasıl çözülebilir efendim? Bir, Keşan turizm için bir cennet. Erikli, Mecidiye, Saros, en aza kadar sahil şeridindeki bütün cennet köşelerimiz tanıtılamıyor. Tanıtılamıyor. Bodrum'dan, Kuşadası'ndan, Marmaris'ten hiçbir eksiği olmayan bu Saros, Keşan civarı ne Türk insanına ne Avrupalılara anlatılamıyor, buraya onları getiremiyoruz. Bu noktada şunu diyeceğim ama şimdi tanıtılamıyor diyorsunuz ama birçok kesimde Emit fuarlarında yapılan Saros'la ilgili yapılan Enez, işte Keşan ve Ypsilon'un ortak katıldığı fuarlarda birçok insanda ya Saros'u çok tanıttık, insanlar buraya geldi ama altyapısı yok şeklinde eleştiriler oluyor. Yani tanıtıldığını, çok fazla tanıtıldığını ve ama bu orada gerekli altyapı çalışmalarının olmadığını söylüyorlar. Şimdi sizin söylediğinizde bu görüşler tezat oluyor yok, biraz. Tezat değil, şöyle tanıtılmıyor anlamını söylüyorum. Tanıtılmıyor, niye tanıtılmıyor? Evet. Altyapını tamamlayamazsan 5 yıldızlı bir otelimiz yok. Evet. Şimdi büyük eksik yani. Yani önce bunları tamamlayıp tanıtımların yapılması gerekiyor. Tabii ki. Niye tanıtamıyoruz? İşte altyapın yoksa olmuyor. Altyapın yoksa tanıtamıyorsun. 5 yıldızlı otelin yok. Büyük konserler, kongre, toplantılar yapabildiğin yerlerin yok. Amatörce yapılıyor. Konserler yapılıyor Erikli'de, Yenez'de, Mecidiye'de ama tamamen amatörce veyahut da bir firmanın sponsorluğunda tamamen ticaret şeklinde ilerleyen konserler yapılabiliyor. Ama şu güzellik çok daha güzel lanse edilebilirdi. Buraya insan getirilebilirdi. Doğana zarar vermeden. Bir, turizmde ön plana çıkamadık. İki, evet. İstihdam. Fabrikalar açıp insanlara çalışma alanları sağlamamız lazım. Sağlayamadık. İşsizliği bitiremedik. Dezavantajlı mahallelere sorunlarına derinlemesine inemedik. Geçici çözümlerle sırtlarını sıvazlayarak halledeceğiz, siz bizim kardeşimizsin, yapacağız, edeceğiz diyerek oylarını aldık ve onları unuttuk. Gıda OSB'nin ama tapusu alındı en azından çalışmalar. Gıda OSB istihdam konusunda sizce yeterli olacak mı? Valla zannetmiyorum yeterli olacağını. Çok büyük bir hamle yapılması lazım, ticari hamle yapılması lazım fabrikalar konusunda, işletmeler konusunda. Küçük işletmeler de olmaz. İşsizlik çok derin. Çok derin. Yani bir komple bir mahallede mahalle işsiz yani. Bir defa onu bir kere yatsıyamayız yani. O insanların sigortaları yok, düzenli bir gelirleri yok. Gündelik işlerde çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışıyorlar. Üç, marka şehir vizyonuyla hep geldiler. Marka şehir yapamadık Keşan'ı.
Marka şehir nasıl olunur? İşte dediğim gibi az önce turizmde, ticarette, sporda. Sporda da başarılı olamadık. Olamadık. Yani kulüplerimiz tam desteklenmedi. Geçici çözümlerle, taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştı. Bir belediye başkanımız gelirken elinde büyük bir ajandayla spor kulüplerini ziyaret etti. Ne dedi? İşte bakın dedi, benim projelerim var. Sizi belediye kapılarından kurtaracağım dedi bize. Ben çok iyi hatırlıyorum o cümlelerini yani. Şu anki gibi hatırlıyorum. Artık dedi bir de havuz sistemine geçeceğim dedi. Ve havuz sisteminde sizin bütün kulüplerin dedi gelirlerini garanti altına alacağım ve hedef koymanızı sağlayacağım dedi. Ama geldiğimiz noktada işte parasızlık, hedeflerden uzaklaşma, orada da başarılı olamadık. Turizm, spor ve ticaret, istihdam konusunda belediyemiz maalesef sınıfta kalmıştır. Gönül isterdi ki ben şunu söyleyeyim, başkanımı karakter olarak, kişilik olarak çok seviyorum. Arayıp halatır sorar, sohbet ederiz, konuşuruz, defalarca da çağırdı yanına. O yönleri çok güzel, insanları hatırlıyor, dokunuyor insanlara. Ama başkanım, bunlar gerçekten de çözüm değil. Ben kendim için değil ama bu güzel insanlar için daha büyük hedefler yapmanızı, başarmanızı beklerdim. Bu 3 yılda gerçekten olmadı başkanım, olmadı. Yani keşke olsun, oldu diyebilseydim ama insanlar mutsuz, insanlar umutsuz, insanlar işsiz, güçsüz, evine ekmek götüremeyecek durumda insanlarımız. Ben bu sokaklarda geziyorum. Zaten onların yanıp içinden yetiştim. Roma Mahallesi'nde de çok dostlarım, arkadaşlarım var. Onların işlerinde senelerim geçti. Gerçekten insanların yarına dair umutları yok. Umutları yok. Ve siz ben yaptım oldu mantığıyla hareket etmeyin. Bilgi birikiminiz var. Saygı duyuyorum. Ticaretten geliyorsunuz. Ama belediyeler ticari kafayla yönetilmiyor. Ekip çok güçlü olması gerekiyor. Biz her şekilde yardıma hazırız. Bize de bir şeyler düşerse üzerimize vazife yapmaya hazırız ama şu an Keşan mutsuz. Net. Net yani. Keşan mutsuz. Sayın Karatepe, bir de şunu sormak istiyorum. Artık programımızın da sonuna geliyoruz. Evet. Canlı yayınımızın. Şimdi bir meydan projesi söz konusu ve meydan projesinde bu projenin çok daha henüz hazır olmadığı, evet, anlamında iddialar var. İşte proje yok. Artı bu projenin tam netleşmeden eski köy garajının ve belediye binasının yıkılması da tepkilere neden oluyor. Bu konularda Sayın Belediye Başkanı Mustafa Elbacıoğlu eleştiriliyor. İşte oradaki insanların 2 yıl oldu aşağı yukarı yıkılalı. Tabii ki tam da bir pandemi süreciydi. O süreçte bu dükkanlar yıkıldı. Evet. Siz yıkımı ve bu kent meydanı projesini ve daha sonra adının millet bahçesi olacağı da açıklandı belediye tarafından. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Eski garajdaki dükkanların yıkımı ve belediye binasının yıkımında insanları mağdur etti. Onları özellikle eski belediye binasının yıkımında gerçekten orada ticarethaneleri olan insanlar çok kısa bir sürede boşaltmaları istendi. Mağduriyet çok az safhada yaşandı. Ekonomik gücü olanlar yakınlardan dükkanlar kiraladılar ama olmayanları ortalıkta göremiyoruz. Gitti, paramparça oldular, gittiler. Buradaki strateji yanlıştı. Diyalogla çözemedi belediye başkanımız. Yani toplantılar yapıp konuşulabilirdi. Akil insanlardan yardım alınabilirdi. Hadi yıktı, tamam çok hızlı hareket ettin ama gelen bir proje yok. Görünürde bir şey yok. İkisi için de söylüyorum. Biri daha yeni ama yeni derken yeni 3-4 ay oldu. Evet. Belediye binası 7. Yeni 2 yıl oldu diyorsun değil mi? Evet, aynen. 2 yıl oldu, daha herhangi bir proje yok. Sadece kulaktan duyma bir şeyler yapılacağı söyleniyor. Belediye başkanımız burada da eksik var. Burada da eksik var. Yıktın, çok hızlı yıktığına göre şunu düşündüm. Dedim ki demek ki bir kafasında bir plan program var. Çünkü o kadar hızlı hareket etti ki hemen burayı boşalttı yıkıyorum. Ama 20 gün geçti, 1 ay geçti, 2 ay, 3 ay, 4 ay, ortada bir şey yok. Ha, kolay işler de değil, anlıyorum. Ama en azından bir proje gösterebilirsiniz kamuoyuna. Biz buraya bunu düşünüyoruz, şu kadar ilerledik diyebilirsiniz. Onu da diyemediler. Yani bir diyalog eksikliğimiz var, bir diyalog kopukluğu var. İnsanlarla konuşmama var. Kendi kafasından bir şeyleri uygulamaya koyma var. Böyle yapınca da hatalar olduğu zaman da geri dönüş çok zor oluyor. Derdini anlatmak çok zor oluyor. Söylediğim gibi Erdoğan abi, belediye başkanımız sevecen, güler yüzlü, insanlara dokunmayı seviyor. Ama genel problemleri çözdüm derseniz sınıfta kaldık. Olmadı.
Evet sevgili izleyenler, Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Sayın Taner Karatepe'yle yarım saat çok çabuk geçti Sayın Başkan. Dertler çok, yarım saat de yetmez ama yapamayacağım. İlerleyen günlerde yine inşallah başka yayınlarda da birlikte olacağız. Biz Keşan Postası olarak Keşan için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya çalışıyoruz. Kamuoyunun her sesini dinlemeye çalışıyoruz. Bu sesi dinleyenlere, Keşanlılara, bölge halkımıza iletmeye çalışıyoruz. Yıllardır. Erdoğan abicim, Erdoğan Demir ismi bir markadır. Sağ olun, teşekkür ederim. Hiç bir tavaz olmamasına gerek yok. Ben çocuktum, Erdoğan Demir bu basın hayatının içindeydi. Hala bakın, emeklilik yaşım geldi, siz emekli olduğunuz ayın olsun yeni hayatınız. Hala bu işlerin içindesiniz. Bu o kadar gurur duymanız gerekiyor ki çocuklarınız da aynı sektörde ilerliyor bir tanesi. Evet. Muazzam güzel bir göreviniz var ve gerçekten Erdoğan Devlet bir markadır. Bizlere bu şansı verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Bu platformda sizin gibi insanların çoğalmasını istiyoruz Keşan'da. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, biz tabii ki bakın Keşan'da 11 siyasi parti var. 12 tane var hatta. Biz 11 siyasi partiye de ulaştık, hepsine ulaştık. Ve iki parti sadece katılamayacağını belirtti. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Emek Partisi ilçe başkanı Sayın Erdal Aydemir sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını belirtti. Yine AK Parti Keşan ilçe başkanı yine Sayın Gürcan Kılıç'ta babasının rahatsızlığı nedeniyle yarın yapılacaktı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağını belirtti. Bizler de hem Sayın Aydemir'e hem Ethem amcaya, Ethem Kılıç'a da buradan geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz Gürcan Başkanı'na da. Biz bakın yani şu taraf bu taraf meselesi değil. Tarafımız Keşan. Herkesin sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Ve buradan belki bazıları şöyle düşünüyor olabilir. İşte çıktı yine. Ya ben yani duygularımı söylemek istiyorum. Yani burada hiç kimseyi eleştirmek veya herhangi bir şey yapmak için bu işi yapmıyoruz. Ama buradakiler de, bu siyasi partiler de, Keşan'da olan siyasi partiler, onların da görüşlerini ve düşüncelerini aktarmak kadar doğal bir şey olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bu siyasi parti ilçe başkanlarımızın açıklamaları yarın sona erecek. Yarın da 4 partimizle canlı yayınımız olacak. Ardından 9 partimizin katılımıyla yapılan bu canlı yayınların ardından Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yıkocaoğlu'na da biz tabii ki söz vereceğiz. 3 yılda neler yaptınız? Veya konuşulanlarla ilgili bir cevabınız var mı Sayın Başkan Diler? Yani biz tamamen şeffaf bir anlamda etrafında da toplayabilsek toplanabilsek. İnşallah o da olur. Erdoğan abicim yani. Ya bu çok teknik donanımlı bir şey olduğu için tabii malum bizim. Ama siz başarabilirsiniz. Yapalım inşallah. Buradan Sayın Karatepe de diyor ki bütün hepsini bir arada toplayıp inşallah bir dahaki süreçte de bütün ilçe başkanlarımız, Sayın Belediye Başkanımız, hatta Sayın Kaymakamımız da bu ilçenin mülki idare amiri. Onu da alıp Keşan'ı böyle bir masaya yatırmak lazım. Bu konuda gerçekten size katılıyorum. Sizin de son mesajınızı alalım Sayın Karatepe. Buyurun. Taner Karatepe kardeşiniz siyasette hiçbir beklentisi olmadan sadece sizlerin sesi olmak için ilerlemeye gayret ediyor. Çok zor. Yavaş yavaş ilerliyoruz ama Demokratik Sol Parti'ye inanın, güvenin. Gelin bizim partimize üye olun. Bu sesimizi hep beraber daha güçlü şekilde duyuralım. Demokratik Sol Parti varsa umut asla bitmez. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, saat 12.30'da yine Keşan Postası'ndan ayrılmayın. Saat 12.30'da Facebook sayfamızdan Sol Parti İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Nevzat Uğur bizlerle olacak. Sayın Başkan Metin Tanal şehir dışında bulunduğu için işi nedeniyle Sayın Nevzat Uğur bizlerle olacak. Saat 12.30'daki canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Esen kalın sevgili izleyenler.